Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei'nin yepyeni katlanabilir telefonu Huawei Mate XS'i inceliyoruz. Arkadaşlar normalde incelemelere kameralardan başlamayı seviyorum ancak bu telefonda durumlar tabii ki farklı. Çünkü bu telefon katlanabiliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz de gelin hem tasarımdan hem de bu katlanma meselesinden başlayalım. Ekranlarımız gördüğünüz gibi dışarıda kalıyor ve katlıyken kullanmaya devam ediyoruz. Ekranımız katlıyken ekran telefonun etrafını sarıyor yani. Tabii bu bazı dezavantajları da yanında getiriyor diyebiliriz. En basit haliyle telefon dayanıksız bir hale gelebiliyor. Zaten telefonu ilk kurduğumuzda da böyle bir uyarı veriyor. Telefonu düşürmemeye özen gösterin diyor. Bir diğer uyarıda üzerinde bir ekran koruyucusu var diyor. Bunu fabrika çıkışlı olarak biz uyguladık ve onu çıkartmayın. Eğer çıkartırsanız da müşteri hizmetlerini arayın, kendiniz başka bir şey takmaya çalışmayın diyor. Tabi genel olarak bu tarafları bir kenara bırakırsak artısı çok daha önemli. Katladığımızda bile telefonun gerçek bir telefon hissiyatı elimizde hala duruyor. Telefon nasıl katlanıyor, nasıl açılıyor, hızlıca bunlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle burada kırmızı bir tane düğmesi var. Buna bastığınız zaman arkadaki ekranı salıyor gördüğünüz gibi. Ve daha sonra rahatlıkla açabiliyoruz. Katlarken de şöyle yine güç uygulamamız lazım. Bunu tek elle yapmak çok zor. Katlıyken telefonumuz 11 mm. Tabii ki de normal akıllı telefonlara göre biraz daha ağır ve kalın arkadaşlar. Ağırlık demişken de 300 gramlık bir ağırlığımız var. Şimdi biraz da telefonun menteşe teknolojisinden bahsedelim arkadaşlar. Huawei XS üzerinde Falcon kanat diye bir teknoloji kullanıyor arkadaşlar menteşe tarafında. Katlanma ömrüne dair hani rakipleri böyle 200 bin katlama, 300 bin katlamaya kadar dayanıyoruz diyor. Huawei XS için net bir rakam yok. Tabii ki de rakiplerin altında kalacağını düşünmüyorum. Katlanır telefonlarda şöyle bir sorun görüyoruz. Ekrana böyle karşıdan baktığımız zaman beyaz bir sayfa açıkken özellikle böyle ya da biraz sağdan biraz soldan baktığımız zaman bu katlama izi belli oluyordu. XS'de bunu çok fazla görmüyoruz. Hani böyle çıplak gözle baktığım zaman kadar rahatsız edici bir kat değil arkadaşlar kesinlikle. Ayrıca yine katlanır telefonların çoğunda olduğu gibi parmağımızı böyle o kat yerinde dolaştırdığımız zaman orada bir şeyin katlanacağını hissediyoruz arkadaşlar. Orada hafif bir bombe eğim vesaire var. Şimdi gelin şurada duran kameralara bir yakından bakalım. Bunlar neymiş ne değilmiş biraz bahsedelim. Bu telefonda bir selfie kamerası yok. Peki selfie nasıl çekiyoruz? Bu telefonun hem arka kamerası hem ön kamerası aynı. Mesela karşıyı çektiniz. Daha sonra kendinizi çekmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Buradaki kamera çevirme düğmesine basıyorsunuz. Döndürüyorsunuz ve arkadaki 4 kamerayla kendinizi çekmeye başlıyorsunuz. Ana kameramız 40 megapiksel f1.8 diyafram değerinde. 16 megapiksel f2.2 diyafram ultra geniş açılı kameramız. 8 megapiksellik f2.4 değerinde telefoto lensimiz ve tabii ki de son olarak bir tane TOF lensimiz var. Derinliğe destek olan lensimiz mevcut. 40 megapiksel yine alıştığımız gibi arkadaşlar seçeneklerden aktif ediyoruz. Eğer bunu aktif etmezsek normal standartında 10 megapiksellik çekimler yapıyor. Ayrıca yine zoom demişken de arkadaşlar 3x optik 5x'de hibrit zoom olmak üzere bu telefon zoom yapabiliyor. Ayrıca 30 katı kadar da dijital zoom yapabiliyorsunuz. Kendisi de tabii çok fazla kullanılacağını zannetmiyorum. 5x hibrit zoom yeterli. Geçen sene deneyimlemiş olduğumuz P30 ailesine kamera açısından oldukça benziyor. Video tarafında zaten 4K kaçınılmaz arkadaşlar. Saniyede 60 kare 4K videoları çekebiliyorsunuz. Herhangi problemimiz yok orada. Geniş açılı videolar normal kamera çektiğiniz videolara göre birazcık daha kalitesi çıktığını söyleyebilirim. Ama yine de geniş açıyla da 4K videolar çekebiliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Evet arkadaşlar şu anda sesimi bu katlanan cihaz üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Şimdi birazcık da ekranından hem de tasarımından bizlere neler sunduğundan bahsedelim. Tablet modunda kullandığımız ana ekranımız 8 inç arkadaşlar. Bunu kapattığımız zaman 6.6 inç. Bunun dışında arkadaki ekrana baktığımız zaman da bu ekranımızın 6.38 inç olduğunu görüyoruz. OLED olan bu ekranımızın katlanmamış haldeki çözünürlüğü 2480x2200. Gayet yeterli böyle bir ekran için güzel bir çözünürlüğe ve ekranı sahip kendiniz. 8'e 7.1 gibi enteresan bir en boy oranı var. Bu neye sebep oluyor arkadaşlar? Bir video izlerken alttan üstten siyah boşluklar oluşuyor. Ancak iş bir şeyler okumaya geldiği zaman tabii ki de normal akıllı telefonların çok önüne geçiyor. Cebinizde taşıdığınız bir aleti şöyle açıyorsunuz ve tak diye derginizi, gazetenizi büyük bir ekranda okumaya başlıyorsunuz. Kapalı olduğunda bile hem kalınlığından hem de uzunluğundan dolayı tek elle kullanmak zor bir hale geliyor.
Ayrıca yine bir tasarım dezavantajı olarak arkadaşlar, ön tarafta herhangi bir kamera vesaire olmadığı için telefonda güvenlik önlemi olarak bir yüz tanıma yok. Bunun yerine parmak izi okuyucusunu kullanmanız lazım. Bu sağ tarafta yer alıyor. Fiziki bir düğme gibi, kendisi orada zaten güç tuşuyla birlikte çalışıyor. Gayet hızlı çalışıyor. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Tak diye açıyor. Bölünmüş ekran meselesi de oldukça iyi. Çok kolay bir şekilde iki uygulamayı birini sağda birini soldaki bir ekranda açarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi sıra geldi donanım tarafına. Bakalım bu telefon bu iki ekranı beraber nasıl çalıştırıyor? İçine neler koymuşlar? Onlara bakalım. Kirin'in 990 5G işlemci yongasını kullanmışlar. Yani bu telefonda Huawei donanım açısından bir kaçınma yapmamış. Ayrıca 8 GB'lık bir RAM'imiz var. Depolama tarafı da gayet yüksek. 512 GB'lık bir depolama koymuşlar telefonun içine. Bu da size yetmezse 256 GB'a kadar micro SD kart desteği var. Telefonun kendi içinde Huawei'nin bir app galerisi var. Oradan da uygulamalar indirebiliyorsunuz. İşte WhatsApp, Instagram vesaire gibi uygulamaları da çok kolay bir şekilde başka yerlerden indirebiliyorsunuz. Telefon test ürünü olduğu için arkadaşlar ve kısıtlı bir süre elimizde kalacağı için çok çok detaylı testler yapma fırsatım olmadı. Şimdi gelin telefonun şöyle büyük ekranıyla bir oyun oynayalım. Bu anlattığım donanım telefonda bakalım neler sunacak. Huawei Mate X'in iki eşit parçaya ayrılmış. Biri sağda biri solda olmak üzere toplamda 4500 mAh'lik bir bataryası var arkadaşlar. Bu batarya kutudan çıkan 65 wattlık şarj cihazıyla şarj oluyor. Ancak şunu söyleyelim, X'es 55 watt'a kadar şarj desteği sunuyor. Biz bu adaptörle başka şeyleri de şarj edebiliyoruz. Yarım saatte yaklaşık %75'ini doldurmayı başarıyor. Tam şarja da yaklaşık 1 saatlik bir sürede ulaşabiliyoruz. Kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Cihazımızın USB Type-C girişinden şarj oluyor. Tabii ki de buradan hem şarj ediyoruz, dilersek de kulaklığımızı takabiliyoruz. Buraya kutunun içinden bir tane kablolu kulaklık çıkıyor. Oyun testimize de bakalım. Hızlıca 10 dakika boyunca büyük ekranımızda PUBG oynadık. Pil konusunda şunu söylemek lazım arkadaşlar. Sizin kullanımınıza göre tamamen değişiyor. Tam ekranda kullanırsanız şarjınız daha fazla gidecektir. Yarım ekranda kullanacaksanız daha az gidecektir vesaire vesaire. Tamamen sizin kullanım senaryonuza bağlı. Biz tam ekranda 10 dakika boyunca PUBG oynadık. Şarjımız sadece %3 geriledi arkadaşlar. Gayet iyi bir değer. Ayrıca büyük ekranda da oyun keyfi bir başka oluyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ayrıca telefonun arka tarafında ısınmayla ilgili, sıcaklıkla ilgili herhangi bir şey görmedim. Öyle eli yakan bir durum yok arkadaşlar. Videoların her zaman son sözün en sonunda telefonun fiyatını söylerim. Şimdi bu telefonun fiyatını söylerken bir yerlere sıkı tutun arkadaşlar. Çünkü çok ciddi bir fiyata satılıyor cihaz. Tam 30.000 TL arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Ha, 30.000 TL'yi bir kenara bırakırsak diyeceğim de öyle çok kenara bırakılacak para değil. Şunları söyleyebiliriz. Bir kere gelecekten gelen bir telefon kesinlikle arkadaşlar. Sonuçta istediğiniz zaman tabletiniz, istediğiniz zaman da telefonunuza dönüşebiliyor. Ama bunun dışında o fiyat seni beni üzer bir fiyat valla arkadaşlar. 30.000 lira hani bir telefon için konuşmak günümüzde birazcık enteresan olmaya başladı. Peki arkadaşlar, sizler ne düşünüyorsunuz? Ben burada pası size atmak istiyorum. Mutlaka yorumlarda belirtin. Ayrıca şurada beğen butonu var arkadaşlar. Oradan da videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.